Evet, hazır kötülerin safında bulunan Doktor Doom'un önümüzdeki yapımlarda karşımıza çıkacağı haberleri iyice artmaya başlamışken, ki kendisi en sevdiğim kötü karakter olur, şu zamana kadar MCU içerisinde gördüğümüz en güçlü kötülerle alakalı bir liste hazırlayalım istedik. Ki listenin sonunda da Doktor Doom'un Thanos'tan neden daha önemli biri olduğunu ve neler yapabileceğini de konuşuruz. O yüzden listeyi olabildiğince hızlı bir biçimde geçelim. Ve evet, her ne kadar diğerlerine göre gücü çok zayıf kalıyor olsa da listeye Mysterio ile başlamak istiyorum. Çünkü nedendir bilmem ama bu hokkabaz bana inanılmaz havalı geliyor. Ortaya çıkardığı hologram teknolojisiyle birlikte Peter'ı da güzelinden kafalayıp elde ettiği edit sayesinde Stark'ın dronlarına da sahip olan dostumuz, hem bulunduğu filmin aksiyon sahnelerinin güzelleşmesini hem de illüzyonla nasıl ortamın içinden geçilebileceğini çok güzel bir şekilde göstermişti. Ki bu sayede de listeye girmeye de hak kazandı diyebiliriz. Ve diğer bir kötü karakterimiz kara elflerin içerisinden kopup geliyor. Malekith normalde çizgi romanlarda sinematik evrene göre Thor'un peşini bu kadar kolay bırakmıyor. Ancak 2-3 tane gemiyle bile Asgard'ı yerle bir ettiklerini düşünürsek kısa zamanda güzel zorluklar çıkartmayı başardılar. Hazır Asgard demişken de Thor'un ablası Hela'yı da konuşmazsak olmaz. Odin Valhalla'ya doğru yola çıktıktan sonra kendine has bir emo tarzıyla ortama giriş yapan ablamız daha ilk hareketinde Mjolnir'i parçalayıp Asgard'ı da tek başına işgal etmeyi başarmıştı. Ki böyle bir karakteri tek filmde harcamayıp devam ettirmelerini çok isterdim. Ve Vormir'deyken ruh taşını almaya gidenleri karşılayan uhrevi dostumuzun da Red Skull olmasını hiç beklemiyorduk. Ancak bu karakter sadece Kaptan Amerika'nın başına bela olmuş biri değil, yani daha çok karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Ki Red Anslag formuna ulaşırsa ortalık fena bir biçimde karışabilir. Ve tabii ki de Scarlet Witch'e giden yolda Agatha Harkness ablamızı görmeseydik çizgi romanlara büyük ayıp olurdu. Ve her ne kadar WandaVision dizisinin son bölümünde işi bitmiş gibi gözükse de romanlar içerisinde Scarlet yaptığı hataları telafi edebilmek için yola koyulduğu vakit Agatha'nın onun yanı başından ayrılmayıp yardım ettiğini düşünürsek kötüden anti kahramana doğru yol alan bu cadıyı da ileriki yapımlarda tekrardan görebiliriz. Ki yaptığı sağlam büyülerle bu listedeki yerini de sonuna kadar hak ediyor. Ve gelelim en popüler kötülerden biri olan ve sonradan anti kahraman bölümüne de geçen Loki'ye. Evet, fesatlık tanrısı olan dostumuz Infinity Saga içerisinde her bulduğu fırsatı sonuna kadar değerlendirmeye çalışıp bizim çocukları sıkıntıya sokup durmuştu. Ancak sinematik evreni o kadar güzel işlediler ki Thanos tarafından öldürülmesi birçok Marvel fanını yerle bir etti diyebiliriz. Ve ardından zaman muhabbetleri sayesinde de bir nevi tekrardan aramıza döndü. Tabi artık onun için kötü değil de anti kahraman demek çok daha doğru olur. Ve bir diğer kötü karakterimiz ise Tony Stark'ın iyilik yapayım derken göz çıkardığı olayların neredeyse en tehlikelisi olan Ultron. Evet, bu kadar fantastik olayların yaşandığı bir evrende robot ve yapay zeka gaza gelip insanlığı yok etmeye çalışmasaydı kesinlikle bir şeyler eksik olurdu. Ki işte bu olayı Ultron çok iyi bir şekilde tamamladı. Hatta Sokovia'da yarattığı olaylar yüzünden devletler arası antlaşmalar imzalanıp okul kitaplarında, tarih sayfalarında müfredata dahi girdi. Ki aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bir etkinlik filmi olan Avengers Encounter'da dahi Ultron robotlarını görmeye devam ediyoruz. Bir de dipnot düşelim, normalde çizgi romanlarda Ultron robotlarını Tony değil de Hank Pym, yani ilk Ant-Man'imiz yaratıyor. Ve evet, şu zamana dek Kasilius'tan Surtur'a, oradan Shumogorath'a ve başlı başına gezegen olan Ego'ya kadar birçok kötü karakterle karşılaştık. Yani say say bitmez bile desek yeridir. O yüzden bunları hızlıca bir geçip önemli olan 3 karaktere bir bakalım. Hazır buraya kadar gelmişken de bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli. Haberin olsun. Evet, en önemli kötü karakterlerin başında zaman dahi kontrol altına almış olan ve birçok varyantı başlı başına sorun olan Fatih Kang geliyor diyebiliriz. Her ne kadar zamanı kontrol eden varyantı diğerlerine göre daha sevecen ve iyi biri olsa da ileriki yapımlarda diğer versiyonları başımıza büyük dertler açacak. Ki tüm tarihi ve zamanı silah olarak kullanan Kang'in Fatih lakabı da buradan gelmektedir ve geçenlerde bahsettiğimiz Doktor Doom'un zaman makinesini tahmin edip zamanlar içerisinde yol alan Kang'le alakalı kritik bir bilgi de verip diğer karaktere geçelim. 3000'li yıllarda doğmuş olan Kang'in Reed Richards'ın uzak gelecekten gelen torunu olduğu söyleniyor, fakat bu olay biraz muallakta. Çünkü aynı zamanda Doktor Doom'un da torunu olabileceği muhabbetleri çizgi romanların içerisinde geçiyor. Ve tabii ki de Thanos abimizi bu listeye eklemezsek olmaz. Çizgi romanlardan farklı bir biçimde beyaz perdeye gelmiş olan Thanos, felsefik bir bakış açısıyla ortamın içinden geçerken aynı zamanda Marvel fanlarının kalbini kazanmayı da başarmıştı. Ki ölümünün üzerinden kaç yıl geçmiş olmasına rağmen hem kendisini hem de yapmış olduğu kötülüklerin etkilerini hala görüyoruz. Mesela Doctor Strange Multiverse of Madness'ta olduğu gibi. Ve listenin bir numarasında karanlık boyutun hükümdarı olan Dormammu geliyor. Zamanında Doctor Strange zaman taşı sayesinde Dormammu'yu döngüye sokup alt etmiş olsa da ekstra sahnede Dormammu'nun kız kardeşinin kızı olan Clea'nın gelmesi bu dostumuzun asıl güçlerini ve yapabildiklerini ileriki yapımlarda daha net bir biçimde görebileceğimiz anlamına geliyor.
ve Clea annesi ve dayısının aksine iyiliği seçen bir karakter ve aynı zamanda Doktor Strange'in eşidir. Ve Dormammu'nun kız kardeşi Umar'ın da Hulk abimize aşık olduğunu da söyleyelim. Lan iyice izdivaç programına döndü ortam. Neyse liste bitti ancak birkaç gün sonra Tanrıları kölesi haline getirip kesip biçen Tanrı kasabı Gor abimiz de beyaz perdeye gelecek. O yüzden onu da listede varmış gibi düşünebilirsiniz. Ve gelelim Doktor Doom'a. Evet, son zamanlarda Doktor Doom'un Secret Wars'la birlikte karşımıza çıkacağı haberleri o kadar çoğaldı ki Endgame'den sonra ilk defa bu kadar heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çünkü bu kötü karakterin yaptıklarını şu zamana dek gördüğümüz kötülerin hiçbiri başaramadı. Çoklu evrenlerin bütün hepsini yok etmeyi başaran Doktor Doom, kendisine özel bir evren yaratıp God Doom formuna ulaşmış biri. Ve bu evrende kontrolü sağlayabilmek için de Thor'lardan kurulan bir ordu bile oluşturmuş. Artık gerisini siz düşünün. O yüzden Endgame olaylarından sonra artık Marvel bitti abi ya diyenlerin abi Marvel ya diyeceği zamanlar çok yakında geliyor diyebiliriz. Bir listemizin daha sonuna geldik. Peki en sevdiğiniz kötü karakter ve anti kahraman kim? Yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.